Bu video spekülasyonlara ve manipülasyonlara açık, alışılagelmiş finans sektörünü değiştirmeyi amaçlayan Holdex Finans sponsorluğunda çekilmiştir. Arkadaşlar merhabalar, hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dogecoin analizi yapacağız. Pardon. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen kendi görüşlerimi, tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Haberiniz olsun. Şu anda Bitcoin 45.200 dolar civarı. Benim beklentim 44.491'e bir gelmesiydi. Mumlar attı fakat tam 4 saatlikte oturmadı. Ama olsundu, bazen tamamen de desteğe gelmiyor. Bir şuralardan seke de biliyor. Sağlıklı olması için. Şimdi arkadaşlar Instagram'dan bir kere bakın kesinlikle takip etmelisiniz. Eğer daha fazla olumlu şeyler istiyorsanız, yani verimlilik istiyorsanız Instagram'dan kesinlikle takip etmelisiniz. Çünkü niye? Mesela gecenin birinde ben bu tweet'i attım 13 Ağustos gecesi. Bakın bunu Instagram'daki adam anında gördü. Instagram'da takip etmeyen adam bir sonraki gün, yani 14 Ağustos'un öğleni veyahut da akşama doğru herhangi bir videomda gördü. Takip etmeyen adam hiçbir yerde göremedi. Demek istedim, takip edin. Bakın canlı yayınlar yapıyoruz. Dün bir canlı yayın yaptık. Buradan nasıl geçebiliyorum? Bakın mesela istek altcoin inceliyoruz. Ücretsiz, tamamen ücretsiz. Bizim ekipçe sohbet, muhabbet, hasbiyel. Canlı yayınlar oluyor, çekilişler oluyor, devam ediyor. Sadece ben sizden küçük şeyler istiyorum, herhangi bir ücret vesaire istemiyorum. Çekilişleri yapabilmem için sponsor bana bir miktar para yolluyor ve diyor ki bizim sitemizde bu kadar insanın üye olması lazım, yapabilir misiniz, yapamazsanız devam edemeyiz vesaire. Onun için Instagram'dan takip edecekler, şu linke tıklayıp bakın, link hiçbir şekilde sıkıntılı değil, Holdex Finans'a kayıt olmanız. Holdex Finans'a kayıt olup alım yapıp veyahut da yapmamak size kalmış. Ama yeter ki kayıt olun. Gerekirse kendi isminiz diye bir fake isim açıp bir fake Gmail açıp da kayıt olabilirsiniz. Yani bana destek olmak isteyen sadece bunu yapsa yeter. Şimdi geçelim Bitcoin ve Dogecoin'imize. Dün tweet attım geceliğin işte. 2.55'ten Doge alımı yaptım. Kalp, ruh ve sinir hastalığı, hipertansiyonu olan arkadaşlar için risk teşkil etmektedir. Bilgi amaçlı paylaşıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Profildeki linkten kayıt olalım. Takipçi sayısı artarsa vesaire. Şimdi Doge'ye bakalım arkadaşlar hemen. Ya Bitcoin ile ilgili bir düşüncemi söyleyeyim tekrardan. Önümüzdeki zamanlarda, yani şimdi 4 saatlik bakıyoruz. Ay, 1 saatlik bakıyoruz. 4 saatliğe geleyim ben hemen. Önümüzdeki saatlerde Bitcoin'in mesela bu 3 açılışı olacak. Bu 7 açılışı da 11. Yani geceliğin 3'ü bizim bir an önce 46.350 doların üstünde kapanış yapmamız lazım bu gece. 46.350'nin üstünde. Ondan sonraki önümüzdeki engel 47.228, yine söylüyorum. Doge şu anda 2.53, 2.54 attı. Doge'nin de desteği 2 lira 47 kuruş. Dün 1 saat içinde geldi ama bir anda kendini attı tekrardan. Doge'nin de şu anda yükselen trendi. Karada yükselen trendi girmesi için mesela bu 4 saatlik içinde, yani yaklaşık 3 kapanışını Dogecoin 2 lira 61 kuruşun üstünde yapması lazım tekrardan yükselen trende girmesi için. Ben yukarı yönlü bir hamle bekliyorum. İlerleyen zamanlarda da onun için zaten alımımı yaptım. Ama bu piyasa biliyorsunuz kimler 13 Ağustos'ta girdi Doge'lere, 2.95'lerden, 2.90'lardan, 2.85'lerden. Çünkü herkes o gün bekliyordu yukarı yönlü. Onun için farklılıklar olabilir. Stop loss'uz işlemlere girilmemesi lazım. Instagram'da yine canlı yayın açabiliriz bugün. Haberiniz olsun, bugün olmazsa yarın da olabilir. Takip edin arkadaşlar. Haberlerden de anında haberdar olun. Orada da kendi görüşlerimi bildiriyorum. Şu an 50 saatlik hareketli ortalamamızın hala daha üstünde Dogecoin. 50 saatlik hareketli ortalamamız da tam desteğimizde. Yani 2.47 bizim kuvvetli desteğimiz. Bu
247 noktası bizim kuvvetli direncimizdi. Bakın bir kere denedi, yaklaşık 12 Ağustos'ta kıramadı. Geldi buradan kısa vadedeki, bakın bu direnci desteğe çevirdi. İlk önce 232'yi kolayca kırdı. Zaten 232 kolay kırılabilen bir dirençti. 247'yi tekrardan burada bir denedi. Bir ters retest yaptı. Fake retest. Sonra kırdı gitti. 270'i daha iyi kırdı. Şimdi beklemedeyiz arkadaşlar. Beklemedeyiz. Çanak tamamlandı, bir kulba gidiyor. Yani bu kulp 247'den de böyle sekebilir. Bitcoin'e bağlı. Ya böyle bakın 247'den de sekebilir. Ondan sonra gider 335'e. Ya da ikinci bir ihtimal. Bakın potansiyel. Bunu silelim kalsın ya da. Ya da böyle gelir 232'den seker. Kulübü tamamlar. Haberiniz olsun. Potansiyel hedefi çünkü çanağın derinliği kadar. Yani ben de artık ayının bittiğine inananlardanım. Fakat Bitcoin'in bir cidden mola ihtiyacı vardı. O mola da 44 bin olarak gördüm. Zaten söyledim arkadaşlar. Şimdi kimseye şey yapmaya gerek yok. Söz uçar yazı kalır. Her şey profilde gözüküyor. Ondan sonra da bir Doge'de 4 lira 32 kuruşlar orta vadede hedefimiz var. Umarım bu hedefler gerçekleşir. Derste kalmayız. Şiddetle tavsiye ediyorum. Instagram'dan takip edin. Bakın. Kimsenin de gazına gelmeyin. O canlı yayınları ben biliyorum. YouTube'da açılan o 100K'lık sayfalar. İşte 13 Ağustos günü geliyor yani benim de kulağıma. Uçacak kaçacak. Arkadaşlar bu işte yalnızsınız. Bakın bunu unutmayın kesinlikle. Siz telefonunuzun ekranında herhangi bir borsayı açtığınızda, alım veya satım yaptığınızda, o tuşa bastığınızda yalnızsınız. Unutmayın bunu. Yalnızsınız. O canlı yayınlarda yürür gider. Hele kesinlikle böyle insanlara şey taviz vermeyin. Mesela ben demiyorum ki alın veya da satın. Ben potansiyel hedefleri gösteriyorum ve en sonunda kendi tahminimi paylaşıyorum. Yukarı yönlü veya da aşağı yönlü. Benim tahminim tutar tutmayabilir. Bunun bilincinde olun. Sizleri seviyorum. Bana desteğini vermek isteyen arkadaşları Instagram'a çağırıyorum. Ve şu linkten kayıt olmalarını buyuruyorum. Ha bu arada Holdex token ile ilgili de kanalımda inceleme videosu var. Alım yapmak isteyen arkadaşlar da o videoyu inceleyebilir. Projelerine bakabilir. Yaklaşık 4 gün kaldı ön satışların bitmesine. Sonra Coinbase gibi büyük bir borsada listelenecek. Şimdi Dogecoin'i bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak. Ekstra bir şey olursa canlı yayın açarım Instagram'da haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.